أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد Muhterem cemaati müslümin, değerli müminler, sözlerimize başlamadan önce bizleri Müslüman kılan, mümin kılan yüce Rabbimize hamd eder. Gönüllerimiz sultanı, rahmet peygamberi, iki cihan serveri Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz'e salat ve selam eder ve yeryüzünde bulunan bütün Müslümanlara selam ederiz. Rabbimiz günümüzü, günlerimizi, ömürlerimizi hayırlı ve mübarek eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Değerli müminler, sevgili Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin hem dünyamıza hem de ahiretimize ışık tutan o güzel hadis-i şeriflerini inşallah hep birlikte tefekkür etmeye devam ediyoruz. Okuyacağımız bölüm bid'atlerden sakınmak. Bid'atlerden sakınmak. Peki bid'at ne demektir? Bid'at, dini olarak, İslam'ın bir emri olarak Kur'an ve sünnette olmayan, sonradan ihdas edilen, efendim ibadet yerine, efendim sünnette yapılan şeylerin yerine böyle ihdas edilen, böyle ibadet niyetiyle yapılmış olan dine ilaveler anlamına gelir. Bid'at. Önce konuyla alakalı ayet-i kerimelerden birkaçını inşallah tefekkür edelim. Ondan sonra da vaktimizin el verdiği ölçüde hadis-i şeriflerini hep birlikte tefekkür etmeye çalışalım. Okuyacağımız birinci ayet-i kerime Yunus Suresi 32. ayet-i kerime. Kur'an-ı Kerim ilahi kitap, Rabbimizin kitabı, bizlere son ilahi mesaj olarak gönderdi. Kıyamete kadar başka kitap gelmeyecek. Son peygamber Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ve Efendimizin peşine, Efendimiz'den sonra da başka bir peygamber gelmez. Yani Kur'an-ı Kerim son kitap, peygamberimiz de son peygamber. Dolayısıyla insanlığın kurtuluşu Kur'an ve peygamberimize bağlı. İnsanlığın huzuru, mutluluğu Kur'an ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine bağlı. Yani insanlar dünyada da ahirette de mutlu olmak istiyorlarsa, ebedi bir hayatı, cenneti kazanmak istiyorlarsa Kur'an'a ve sünnete sarılmak zorundalar. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an'a ve sünnete sımsıkı sarılan kullarından eylesin. Yunus Suresi Kur'an-ı Kerim'de 114 sure var. Bu 114 sureden birisi. Bu surelerin isimleri de mühim. Peygamber Efendilerimizin isimlerinden olduğu gibi bazı işte nahl, bal arısı gibi, ankebut, örümcek gibi, böyle neml, karınca gibi sure isimleri de var. Efendim şems, güneş gibi, efendim kamer, ay gibi, efendim leyl, efendim gece gibi, tarık, işte tarık yıldızı gibi böyle isimler de var. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'deki hem ayet-i kerimeler büyük ilahi mesajlar veriyor, hem de bu sure isimleri üzerinden de bizlere tefekkür etmemiz için çok güzel mesajlar veriyor Rabbimiz Celle Celaluhu. Rabbimiz cümlemizi Kur'an'ın bütün mesajlarını almaya çalışan ve bu konuda da gayret eden kullarından eylesin. Yunus Aleyhisselam Suresi 32. ayeti kerime. Estağfirullah. فَمَا دَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الظَّلَالِ Gerçeğin ötesinde sapıklıktan başka ne var ki? Yani bir gerçek var, artık o olmadıktan sonra ne var? Bir sapıklık var, onun dışında ne olabilir? Yani hakikatin yolu birdir. Allah'ın yoludur,
peygamberin sünnetidir. Rabbimizin istemiş olduğu bir yoldur. İslam'ın yoludur. Dolayısıyla bu yolun dışında ancak var olan nedir? Yanlış yollardır. Cehenneme götüren yollardır. Dünyada kişiye, ailesine, topluma, fıtrata zararlı olan hususlardır. Dolayısıyla telafisi mümkün olmayan yollara sevk eder İslam'ın dışındaki bütün yollar. İşte burada çok çarpıcı bir ifadeyi Rabbimiz buyurdular ki فَمَادَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلَّا الظَّلَالِ. Yani bu gerçeğin ötesinde sapıklıktan başka ne var? Bir şey yok. Gerçek var. Doğru olan odur, hakikat olan odur, doğru yol odur ve Allah'ın, peygamberin razı olduğu yol odur ve dünyada sınanan insanların uyması gereken yol odur. Onun dışındaki yollar şeytanın nöbet tuttuğu, şeytanın eşlik ettiği, şeytanın tutup da cehenneme götürdüğü yollardır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hakikati Kur'an olarak bilenlerden, hakikati sünnet olarak bilenlerden, hakikati Allah'ın yolu İslam olarak bilen kullarından eylesin. Hakikat Rabbimizin yolu, hakikat Kur'an'ın aydınlık caddesi, hakikat biz insanlara en güzel örnek Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem örnekliği yaşayışıdır. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi hakikati dünyada doya doya yaşayan, ahirete de hakikatle vefat eden ve ahirette de vefat ettikten sonra mümince muamele gören kullarından eylesin. Demek ki hakikatin ana yolu neymiş? Kur'an. Şimdi bakınız En'am suresi 38. ayeti kerimede Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimuşşan'la alakalı böyle bazı kimselerin kafalarında, akıllarında, düşüncelerinde, düşünce sistemlerinde, dünyaya bakışlarında, efendim dünya görüşlerinde eksik, yanlış hususlar var. Rabbimiz Celle Celaluhu bu çarpık, yanlış düşünceyi gösteriyor ve hakikat budur diyor. Neymiş o? En'am suresi 38. ayeti kerime. Estağfirullah. مَا فَرَّقْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Biz bu kitapta, biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Hiçbir şey eksik bırakmadık. Şimdi bu kitap derken bununla alakalı levh-i mahfuz olduğuyla alakalı İslam alimlerinden böyle görüş beyan edenler olmuş. Levh-i mahfuz da bütün böyle olmuş olacak her şeyin bilgisinin olmuş olduğu bir kitaptır. Onun dışında Kur'an-ı Kerim efendim bu kitaptır. Hiçbir şey eksik bırakılmamıştır. Ve bir kısım İslam alimleri de bu kainatta bulunan her şey, bu da bir kitaptır. Kainat kitabı. Okuduğun zaman Allah'ı bulursun. Ağacı okuduğun zaman Allah'ı bulursun. Yaprağı okuduğun zaman Allah'ı bulursun. Toprağı okuduğun zaman Allah'ı bulursun. Çiçeği okuduğun zaman Allah'ı bulursun. Geceyi, gündüzü, dünyanın dönüşünü, yağmuru, bulutları, rüzgarı, karı efendim baktığımız zaman doluyu, havanın sıcak olmasını, soğuk olmasını, mevsimleri ve insanın uyumasını, gündüzünü, efendim ikindi vaktini, akşam vaktini baktığımız zaman kainatta nereye bakarsa baksın kişi Allah'ı bulur. Allah'ı okur. Çünkü bütün bir varlık her şey diyor ki Allah vardır ve birdir. İşte gözümüz, ellerimiz, kulağımız, dizlerimiz, ayaklarımız, tırnaklarımız ne kadar mükemmel yaratılmış. Hepsi Allah vardır ve birdir diyor. Yediklerimiz, içtiklerimiz, yediklerimiz vücudumuzda ne oluyor? Hazmediliyor. Sonra diyelim ki bir domates yedik, efendim af buyurun bir hıyar yedik, efendim bir zeytin yedik, bir peynir yedik. Vücudumuzda ne oluyor? Onlar tekrar diriliyor. Dirilince de kirpik oluyor, kaş oluyor, tırnak oluyor, deri oluyor. Efendim ensemizdeki deri oluyor, beynimizde efendim oraya gerekli vitaminler gidiyor. Bütün vücudumuzda, dalağımızda, böbreğimizde, bağırsağımızda, efendim ayağımızın altındaki derilere varıncaya kadar, kemiklere, iliklere varıncaya kadar öldürülmüş olan, çiğnemek suretiyle, midede de hazmedilmek suretiyle öldürülen gıdalar ne oluyor? Yeniden vücudumuzda diriliyor ve bütün vücudumuza, organlarımıza hayat vermiş oluyor. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu bu ayetlere bakın diyor. Ayetleri bakın okuyun, kainatı okuyun, Allah'ı bulursunuz. Kendi vücudunuzu okuyun, Allah'ı bulursunuz. Yediklerinize, içtiklerinize bakın, okuyun, Allah'ı bulursunuz diyor. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi kainata bir kedi gözüyle değil, sorumlu bir varlık olan insan gözüyle bakan, ibret ve hisse alan kullarından eylesin. مَا فَرَّضَنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ. Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık.
Kitabımız Kur'an. Kitabımız alemlerin Rabbi olan Allah'ın mesajı. Hiçbir eksiklik yok. Hiçbir şeyi eksik bırakmadık diyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de her şey var mıdır? Vardır. Her şey var. Tabii bazen öyle oluyor ki insanların kafası almayabiliyor. Tam tefekkür edemeyebiliyor. Algılayamayabiliyor. Bu da normaldir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'de her şeyin var olmasıyla alakalı hani bir anayasa vardır. Anayasa kitapçığı vardır. Anayasa kitapçığında her şey var mıdır? Yoktur. Kanunlar detaylı orada yazmaz. Orada ana ilkeler yazar. Ondan sonra onun kanunlarıydı, yönetmeliydi. Onlar ciltlerle dolusu kitap olmuş. Onlar ayrı. Ama anayasa kitapçığında temel ilkeler var. İşte Kur'an-ı Kerim'de nedir? Hayatımızın temel ilkesi, efendim yolumuzun temel ilkeleri, helallerin, haramların temel ilkeleri, insanlarla, tabiatla, hayvanlarla, eşimizle, ticaretle, çocuklarımızla, efendim başka insanlarla, sevindiğimizde, mutlu olduğumuzda, üzüldüğümüzde, öfkelendiğimizde, hastalandığımızda, savaşta, barışta nasıl davranmamız gerektiğinin temel ilkeleri var Kur'an-ı Kerim'de. Çünkü detaylı hepsini yazsa ne olur? Şu anda Kur'an-ı Kerim böyle tek bir cilt halinde 600 sayfa civarında. Şimdi tüm detaylar, her şey Kur'an-ı Kerim'de bizim anladığımız anlamda yazılsa bir cilt, iki cilt, üç cilt, beş cilt, on cilt, yirmi cilt, yani bunun sonu gelmez. Bu da ağır gelir insanlara. İşte Rabbimiz Celle Celaluhu temel ilkeleri beyan etmiştir. Yani Kur'an-ı Kerim'de her şey var, eksik olan bir şey bırakılmamıştır. Şimdi bunu bir örnekle açıklayalım. Yani inandığımız kitap, İman etmek zorunda olduğumuz, Müslüman olmamız için o yüce kitabın ne tür bir özellikleri var, onları görmüş oluyoruz. İşte ayet-i kerimeler kendi kendini de açıklamış oluyor. مَا فَرَّضْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ Biz kitapta hiçbir şey eksik bırakmadık. Bir gün bir hoca efendi vaaz ederken Kur'an-ı Kerim'de her şey var diyor. Tabii öyle deyince peki hocam diyor birisi, bir çuval undan kaç tane ekmek çıkar diyor. Madem Kur'an-ı Kerim'de her türlü bilgi var, ver bakalım bunun cevabını diyor. Vereceğim diyor cevabını. Sen otur yerine diyor. Neyse, belli bir zaman geçiyor. Sonra diyor ki o bir çuval undan kaç tane ekmek çıkacak diyen, çıkar diyen o adam nerede? Buradayım hocam diyor. Cevap veriyorum diyor. İşte örnek olarak 150 tane diyelim. Ne kadar çıkıyor? 150 tane ekmek çıkar. Ya hocam bu Kur'an'da var mı? Var diyor. Neresinde var? Şimdi orada bir çuvalı efendim 150 tane ekmek yazdığını hani göster diyor bana. O da ayet-i kerimeyi gösteriyor. Estağfirullah. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Eğer bir konuda bilgi sahibi değilseniz onu bilenlere sorun. Ben de bu konuda bilgi sahibi değildim. Fırıncıya sordum. O işin uzmanı. O da bana dedi ki ya 150 ekmekleri, ben de cevabını verdim. İşte bak Kur'an-ı Kerim'de var. Demek detaylı değil de ilkesel anlamda var. Fes'elû ehle zikri in kuntum la ta'lemun. Bir konuda bilgi sahibi değilseniz bilenlere sorun. İşte Kur'an-ı Kerim'de elhamdülillah insanın mutluluğu için, huzuru için her şey var ve örnekler de var. Yani peygambere tabi olanlar, Allah'ın dinini yaşayanlar, şükredenler, sabredenler, peygamberin yanında olanlar, Allah'ın emrettiği hususlarda hayatını tanzim edenler, haramlardan sakınanlar, bütün bunların nasıl büyük mükafatlar kazandıkları Kur'an-ı Kerim'de örneklikleriyle anlatılıyor. Bir de örnek olarak peygamberlerin yaşamış oldukları örneklikler sunuluyor. İtiraz edenler, asi olanlar, peygambere karşı gelenler, efendim tanrılık iddiasında bulunanlar, nankörlükle hareket edenler, efendim şımarıklık yapanlar, nimetin bolluğunda şımaran insanlar, bütün bu inkarcıların da nasıl helak edildiklerine dair örnekler var Kur'an-ı Kerim'de. Cennet sahneleri var, cehennem sahneleri var, cennetliklerin, cehennemliklerin karşılıklı konuşmaları var, cennetliklerin sevinçleri. Elhamdülillah biz zaten buraya geleceğimizi biliyor idik. Çünkü Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de siz böyle yaşarsanız ben size vaat ediyorum cenneti diyordu. El-Hak Rabbimiz doğru söyledi. Biz de ona inandık. Öyle yaşadık. Şimdi buradayız. Elhamdülillah diyenlerin orada şükürleri var, hamdleri var. Ama öbür tarafta yazıklar olsun bize ya. Niye biz şu kötü arkadaşları bırakıp da peygamberi, onun yolundan gidenleri, alimleri, salih insanları dost edinmedik? Niye Kur'an'a tabi olmadık? İşte şeytanla tartışanların, kötülük önderleriyle tartışanların böyle karşılıklı konuşmaları Kur'an-ı Kerim'de birçok sahnede ifade ediliyor.
Yani Kur'an-ı Kerim bir hayat kitabımız ve Kur'an-ı Kerim dünya hayatında cenneti kazanmanın bütün ilkelerini vaz etmiştir. Bize düşen nedir? Kur'an-ı Kerim'i okumak. Kur'an-ı Kerim okuyacağız, Kur'an-ı Kerim'in manasını tefekkür edeceğiz ve Kur'an-ı Kerim'le amel edeceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an'ı okuyan, Kur'an'ın manasını tefekkür eden ve Kur'an'ın manasını hayata tanzim eden, pratiğe aktıran ve Kur'an'la ölen, ahirette de Kur'an'ın şefaatine nail olan kullarından eylesin. Şimdi bir başka ayeti kerimeye gelelim. Nisa suresi 59. ayeti kerime. Şimdi Nisa kadınlar demek. Hani İslam'a sövmek, İslam'a çamur atmak, İslam'a hakaret etmek, efendim İslam'ı böyle çağ dışı gibi göstermeye çalışan insanların en fazla İslam'a saldırdıkları taraf kadınlar. Kadınlar üzerinden. Yahu İslam kadınlara öyle bir değer vermiş ki Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinden birisinin adı kadınlar anlamına gelen Nisa suresidir. Rical, erkekler anlamına gelen bir sure yok. Yani bu kadar bir değer verilmiş. Ve baktığımız zaman da hem kadınlara hem kız çocuklarına, efendim anneye, ablaya, halaya, teyzeye, efendim kadınlara verilen değeri hem Kur'an-ı Kerim'de hem de Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında, sözlerinde, sünnetinde, hadis-i şeriflerinde görmüş oluyoruz. Dolayısıyla yeryüzünde hiçbir medeniyet kadına, efendim kızlara, çocuklara verilen değer konusunda İslam'ın eline su dökemez. Bilinçli olarak, kasıtlı olarak İslam düşmanlığından böyle saldırıyorlar. Dolayısıyla biz Kur'an-ı Kerim'i okuyacağız. Orada Kur'an-ı Kerim'de Rabbimizin mesajlarını göreceğiz ki bu insanların bu efendim saldırmaları, hakaret etmelerin boş olduğunu Kur'an-ı Kerim'de insana, kadına, çoluk çocuğa, tabiata, her şeye ne muhteşem değer verildiğini görmüş olacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an okuyan, Kur'an'la amel eden ve Kur'an'ın manasını tefekkür eden kullarından eylesin. Nisa suresi 59. ayeti kerim. Estağfirullah. فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ ف۪ي شَيْءٍ Siz bir konuda böyle anlaşamadınız, anlaşmazlığa düştünüz. فَرُدُّوهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُولِ Onu Allah'a ve Resulüne götürün. Yani siz bir konuda anlaşmazlığa düştünüz, tartışıyorsunuz. Ben haklıyım, sen haksızsın. Efendim öyleydi, böyleydi, yan battı, çamura battı, öyle oldu, böyle oldu. Anlaşamıyorsunuz. Allah diyor ki, o anlaşmazlığın çözümü için Kur'an'a başvurun diyor. Allah'a başvurun, onun elçisi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme başvurun diyor. Demek ki yeryüzünde bulunan sıkıntılar, problemler, sorunlar, bütün bunların çözümü için en ideal merci İslam'dır, Allah'tır, Resulüdür, Kur'an'dır. Yoksa insanların ideolojileri, insanların fikir akımları, efendim insanların kendi elleriyle üretmiş oldukları bir kısım kanunlar insanın huzuru ve mutluluğu için yeterli değil. Bütün insanlık öyle ya da böyle Kur'an'a da İslam'a da İslam'ın hükümlerine de muhtaçtır. Dolayısıyla biz ne yapacağız? Biz kendi ailemizde, ticaretimizde, efendim arazilerde, miras konusunda, efendim vasiyetler konusunda, şu konusunda, bu konusunda bir anlaşmazlığa düştüğümüz zaman yahu bunun en güzel hükmünü Allah verir. En güzel hükmünü Resulü verir. Biz Kur'an ve sünnete danışalım dememiz lazım. Müslümanın tavrı budur. Yoksa Müslüman Kur'an'ı bırakıp, peygamberimizi bırakıp, sünneti bırakıp bir başka tarafta çözüm ararsa belki kafasına göre bir şeyler bulabilir ama o da Allah'ın kitabına, Kur'an'a, İslam'a, sünnete uymadığından dolayı o kimse dünyada da ahirette de zarar görür. Dolayısıyla Allah Celle Celal Kur'an'ı kime gönderdi? Bize gönderdi. Bizim için gönderdi. Ne olarak? Hayat kitabı olarak gönderdi. Yani Rabbimiz diyor ki ey mümin bu kitabı sana gönderdim. Bunu al oku. Aileni böyle yetiştir. Kur'an'a göre yetiştir. Ağzından çıkan sözler Kur'an'a göre olsun. Dinlemen Kur'an'a göre olsun. Seyretmen, bakman Kur'an'a göre olsun. Dinlemelerin Kur'an'a göre olsun. Elini de ayağını da kalbini de gönlünü de düşüncelerini de Kur'an'a göre hareket ettir. Sen komşularınla Kur'an'a göre hareket et. Akrabalarınla ilişkilerin Kur'an'a göre olsun. Ticaretin Kur'an'a göre olsun. Eğitimin, mahkemen, şuyun buyun her şeyin alemlerin Rabbi olan Allah nasıl hüküm ver diyorsa o kitaba Kur'an'a göre olsun. Rabbimiz bizden bunu istiyor. Dolayısıyla ağlamamak için
üzülmemek için, yanlış yollara düşmemek için, efendim ahirette de pişman olmamak için ilahi kitabımızı okuyacağız. İlahi kitabımızı tanıyacağız. Rabbimiz bize ne buyuruyor bunu bileceğiz. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Rabbimizin bize ilahi mesaj olarak göndermiş olduğu kitabını bilen, okuyan ve onu hayatına tatbik etmeye çalışan kullarından eylesin. Ya hocam iyi güzel diyorsun da ben Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyorum. Şimdi bir Müslüman böyle bir cümle kurarsa böyle, ya bu bir Müslümanın kuracağı bir cümle değil. Altını çizelim. Bir Müslümanın kuracağı bir cümle değil. Niye? Çünkü Kur'an'ı Allah sana yani hepimize, bizlere gönderdi. Şimdi biz de Rabbimizin gönderdiği kitabı yani bir orijinalinden bir okumayı bilmezsek, manası üzerine böyle bir gayret mesai harcamazsak ne olur? Yani haşa, yani insan belki diliyle demez de davranışıyla, yani ben ya Rabbi senin kitabına pek değer vermiyorum gibi böyle bir anlam çıkar. Allah göstermesin. Yani Kur'an öğrenmeye yanaşmamak, Kur'an'ın manasını öğrenmeye yanaşmamak, Kur'an'ın ayetlerini hayatımıza tanzim etmeye, Kur'an'la yaşamaya yanaşmamak, yani lisan-ı hal ile ya Rabbi benim senin kitabına ihtiyacım yok, senin ayetlerine ihtiyacım yok, senin surelerine ihtiyacım yok, senin yol göstermene ihtiyacım yok manasına gelir. Allah göstermesin. Oysa biz her şeyimizi Allah'a muhtacız. Her şeyimizi veren O. Gözümüzü, ayağımızı, yememizi, içmemizi, eşimizi, çocuklarımızı, teneffüs ettiğimiz havayı, efendim uykumuzu, yatmamızı, kalkmamızı, kılık kıyafetimizi, her şeyi veren Allah diyor ki, ey kulum bütün bunları ben sana verdim. Benim kitabıma göre hayatını tanzim et. Dolayısıyla okuyacağız. Bilmeyen, Kur'an-ı Kerim'i bilmeyen bir kardeşim varsa şimdiden niyet etsin. Niyet ettim Allah rızası için Kur'an-ı Kerim öğrenmeye. Bunu diyeceğiz. Kur'an-ı Kerim öğren. Ya hocam iyi güzel de ben bir defa başladım öğrenemedim. Zor geldi. Ya bir daha başladım yine zor geldi. Ben de bıraktım. Diyenler olabilir. Ama unutmayın Kur'an-ı Azimuşşan'da Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu وَلَقَدْ يَسَّنَّ الْقُرْآنَ لِذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُتَّكِرِ Muhakkak ki biz bu zikri Kur'an-ı Kerim'i kolay kıldık. Düşünen yok mu? Tefekkür eden yok mu? Gayret eden yok mu? Diye Rabbimiz Kur'an'ın birçok muhtelif ayetinde buna işaret ediyor. Kur'an kolaydır. Normal zekaya sahip olan bir kimse Allah'ın izniyle günde yarım saat hocamızla oturup bir ders yapsa 15 günde Kur'an-ı Kerim'i öğrenir. Elif Bağ'ı geçer, çatır çatır Kur'an-ı Kerim okumaya başlar. 15 gün. Hadi olsun bir ay, hadi olsun iki ay. Ya bu bizim dünya ve ahiret saadetimiz. Buna zaman ayırmayacağız da o dizilerin karşısında vakit mi öldüreceğiz? Efendim filmlerin karşısında zaman mı öldüreceğiz? Gereksiz futbol tartışmalarıyla vaktimizi mi heder edeceğiz? Gereksiz politik tartışmalarla ömrümüzü mü tüketeceğiz? Bize lazım olan onlar değil, diziler, filmler, futbol tartışmaları, gereksiz politik tartışmalar değil. Bize lazım olan Allah'ın kelamı Kur'an'dır. Dolayısıyla vaktimizi ona teksif edeceğiz. Bir gün bir baba Kur'an-ı Kerim okumaya çalışıyor ama çok zorlanıyor. Bir de ezberlemeye çalışıyor. Bir iki sure daha ezberleyeyim diye. Uğraşıyor bir türlü ezberleyemiyor. Tabii sonra oğlu da biraz okumuş, üniversite okumuş. Ya baba bu iş böyle olmaz. Bak sen bir sürü uğraşıyorsun. Bir türlü ezberleyemiyorsun. Bırak bunu demiş. Ya bırak yani. Kendini de yorma demiş. Ona bakmış babası. Demiş evladım gel demiş. Bak ben seni nasıl okuttum biliyor musun demiş. Böyle bir hani önceden kömürler vardı. Yeni nesil kömürü de bilmez de eldeki nimete şükretmek lazım. Nankörlük etmemek lazım. Kömürler. O kömür taşıyıcılıkla sepetleri var böyle. Sepetlere kömür koyuyor. Böyle binalara çıkıp taşıyor. Böyle taşıya hamallık yapa tabiri caizse çocuğunu okutmuş. Evladım diyor. Şu benim sepeti al diyor. Hemen orada bir göl gibi bir yer var. Git diyor oradan bana şunu doldur getir diyor. Tabii sepete bakıyor. Sepet böyle örülmüş. Delik delik zaten yani. Bildiğimiz sepet. Ya baba diyor, sen git diyor. Dolmaz diyor ama git diyor, getir diyor. Neyse ki daldırıyor suyu. Babasının gönlü olsun. Daldırıyor sepeti, çıkartıyor. Bir şey almıyor ki. Az bir şey alsa gelene kadar boşalıyor. Geliyor babasının yanına. Baba diyor, bak diyor. Hiç diyor, bir şey almadı diyor. Oğlum sen git doldur getir diyor. Neyse hadi babamın dediğini yapayım bugün diyor. Hiç itiraz etmeyeyim diyor. Gidiyor tekrar. Sepeti daldırıyor. Çıkartıyor. Yine sular böyle boşalıyor. Geliyor ki hiç bir gram su yok.
Baba diyor, bak diyor, hiçbir şey dolmadı diyor. Oğlum bir daha git diyor. Birdi, ikiydi, üçtü, beşti, ondu, gidip geliyor. Sonra baba yeter artık diyor ya. Bak işte daldırıyorum diyor suya. Kaldırıyorum, hiçbir su almıyor. Sonra bak su almıyor diyor. Senin yaptığın işte budur diyor. Senin yaptığın, çalışıyorsun, çalışıyorsun, ezberleyemiyorsun. Bırak artık Kur'an okumayı. Bırak Kur'an-ı Kerim'i ezberleme gayretini. Bırak artık kendini yorma deyince, babası evladına diyor ki, evladım bak, sen o sepeti aldın. Biz kömür taşıyor idik onda. Simsiyah idi. Götürdün su doldurmaya. Kaç defa götürdün, doldurdun, getirdin, bir türlü su almıyor. Akıyor. Su almıyor, ancak sepete bir daha dikkatli bak. O kömür izlerinden bir şey kalmış mı? Bir bakıyor ki sepet tertemiz olmuş. Kömürden, siyahlıktan bir şey kalmamış. Böyle evladım, her ne kadar o su almıyor gibi görünse de sepet tertemiz oldu. Her ne kadar ben o Kur'an-ı Kerim öğrenme gayretinde ezberleyemiyorum diye gayret ediyorum, gayret ediyorum, pes etmiyorum ya, her ne kadar ezberleyemiyor isem de kalbim tertemiz oluyor. Günahlara, haramlara, çirkinliklere karşı Allah kalbimi temizliyor. Bu yetmez mi diyor. Dolayısıyla Kur'an okuyacağız. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemizi Kur'an okuyan, Kur'an'la amel eden, ahirette de Kur'an-ı Kerim'in şefaatine nail olan kullarından eylesin. Rabbimiz cümle geçmişlerimize gani gani rahmet eylesin. Rabbimiz cümlemizi umduklarımıza nail, korktuklarımızdan emin eylesin. Dualarımızın makbul olması için, cümle geçmişlerimizin ruhu için, hasreten şehitlerimizin ruhu için, hasreten vatanımızın ve milletimizin selameti için, hasreten Allah rızası için, velhamdülillahi rabbil alemin, el-Fatiha.